25 milyon geri düşmüş Akali'ye 2 tane verilen 1 ve 1 skor. Ya yani tam bir tekli dereceli maçına döndü bir yerden aynen sonra öyle, zaten. Aynen öyle. Akali sonra şey yapmaya başladı. Solo carry atmaya başladı ama banlattı yani. Şampiyonu banlattı Mercer's. Hiçbir normal şey vardı. Durduramıyorsan, önlem alamıyorsan yasakta yutun. Şöyle bir şey olacak. Muhtemelen sadece minyon odaklı oynasaydı geçen oyunda. Ya oyun 1'e 3 iken yani Valkes avantajı devam ederken rahat bir şekilde oyun oynasalardı ve sadece gerekli dönemlerde düzenli zamanlarda geri dönüşselerdi bunların hiçbiri olmayacak. Evet, evet. Çok basit bir mantıkla. Ama şimdi bakalım yani. Tabii Jerusa muhtemelen Kalista kalmayacak bugün. Kendileri yasakladılar. Kendileri yasakladılar, özür diliyorum. Ben bir an Valkes'i kırmızı tartı zannettim. Ya ilk seçimden almak istemediler ki. Ben de yasaklanıyor. Az önce seçilen iki tercihi yasakladılar. Şu da var. Şu an nişancı havuzuna hep bir darbe geliyordu ama şu an Draven açık. Oo, Silas'ı açık bırakıp kendileri aldılar ilk seçimden. Ya çok göreceğimiz bir şey değil aslında ilk seçim Silas şu anki metada ama Merciless'ı bırakmak istemiyorlar. Az önce de yasakladıklarını görmüştük zaten. Burada ilk seçimden alıyor Ersin. Şöyle dayı, dün Size'le mi konuşmuştuk? Ya Size'le konuşmuştuk galiba. Bu son yamadan sonra Silas'ın değerinin herkes arttığını söylüyor. Çok ya, görüyoruz zaten. Evet, hani 12-14 yamasıyla birlikte galiba Silas artık o tekrardan ilk tercih edilebilecek kıvama geldi tekrardan yavaş yavaş. Çünkü dün çok gördük Silas. Hani normal ligde de gördük yani. Direkt olarak onu etkileyen bir değişiklik de aslında pek yapılmadı yok, sanki. Yok. Etrafındaki şampiyonlar biraz kırpıldı. Evet. İşte Ahri'nin hasarı düştü. Yine oynanan bazı şampiyonlar Azir'in biraz dengelendiğini gördük. Ve yani haliyle de tekrardan o da kendisine böyle metada yer buldu. Tabi bu tarz şampiyonların girmesi güzel oluyor. Çünkü onların kontrolleri da Can'a sor ama güzel oluyor mu? Can nefret ediyor. Ben banlıyorum canım. Benim kafam rahat. Benim kafam rahat. Ben çıktığından beri neredeyse düzenli olarak böyle Silas yasakladığım, Silas banladığım bir dönem benim oluyor. Benim Zed ya. Zed mi? Ben klasik Zed yasaklayıcı. Nefret ediyorum karşısında oynamaktan. Benim değişi oynadığım ben koridora, çok severim koridora mesela göre ya. Bak TF oyuncusuyum, Zed'e karşı oynamayı bayılırım. Nişancı oyna bir de bakayım. Bilmiyorum yani bak karşımı direkt kontralamak için seçiyorlar ama benim en yani hoşlandığım kontra diyebileceğim eşleşmelerden bir tanesi. Bir de bence dayanıklılık yaması da yaradı Silas'a ya. Çünkü yaradı Silas, zaten konuşmuştuk hatırlıyorsanız. Zed gibi bir suikastçı da değil yani rakibin işte cana buzu az olsun diye değil de kendini hayatta tutma konusunda ya kendisini hayatta tutma etrafında oynayan bir şampiyon. Dayanıklılık yaması da bence çok yaradı ona. Bence Silas'taki şu andaki en büyük problem şu. Eşyalarının ucuz olması, ucuz eşyaların üstündeki o statların Silas'a %100 verimi. Evet. Yani pahalı bir eşya yok Silas'ın eşya düzeninde. Hep bu buz ucuz. Hep buz, Zonya, evet. Kozmik hızlandırıcı. Belki bir, en pahalısı o 3000 alt. Evet, evet. Yani baktığınız zaman. Evet, bazen çok bir oyun geçirirseniz belki üçüncü eşya bir Rabadon tercih edebiliyorsunuz ama. Bir de ama ne düştü biliyor musun? İyileştirme şey, ağır yara etkisi de azaldı ya ben eşyalardan. Ben onu anlamadım bu arada. Dayanıklılık yaması getiriyorsun. İyileştirmeleri zaten kırpıyorsun. İyileştirmeleri %10 kırpıyorsun. Aynen. İyileştirme azaltmaları %25, çok daha fazla kapatıyorsun. Evet. Yani çok saçmaydı. Zaten kuvvetsizdi bu arada iyileştirme evet eşyaları. Evet. Çoğu oyuncu tercih bile etmiyordu etki etmediği için. Level 9'dan itibaren 300-300-300-300 heal atıyor kendine 5 saniyede bir. Sonra yok Can niye işte Silas'tan nefret ediyor da bilmem ne. Bu arada 5 tane nişancı yasaklaması oldu totalde. Evet. Bir tanesi Valkets'ten, 4 tanesi Beşiktaş'tan geldi. Zeri açık. En iyi tercih Zeri gibi duruyor bu arada. Bence Jairus burada bir Draven yapıştırır. Bilmiyorum gelir mi Draven. Draven Tristana diyorum ben ikisinden bir tanesi. Hadi bakalım. Oo, Kog'Maw Lulu gelecek muhtemelen. Nice. Ve Silas'la rakip takımda onu derde sokacak hiçbir şampiyon yok. Çok orada iyi bir ön, evet, evet, ön evet koridoru var burada bu ikilinin. Ya eğer Jairus'u böyle bırakıp takım savaşında birilerini kovalayıp skor almaya çalışmazlarsa ve Kog'Maw'un etrafında konuşanırlarsa çok iyi bir kompozisyon oynamak için. Şimdi Lulu Kog'Maw'a karşı bir Rakan gelecek gibi duruyor. Rakan'a Felius izleyeceğiz gibi duruyor. Natulius'a döndü. Aa, olmaz. Rakan daha iyi gibiydi sanki. Bence de. Bu çünkü Rakan içeri giriyor, işini yapıyor, dışarı çıkıyor. Bu çıkamıyor. Yani bu Q attı mesela birine. Kafasına polimorf gelecek ve elinden da bu şeyi çıkaramadan, oto atağı çıkaramadan, ultiyi çıkaramadan ölür büyük bir ihtimalle. Yani yine aslında geçen oyuna benzer bir kompozisyon. Baktığımız zaman
Yine bir suikastçıyla oynuyor burada Beşiktaş akademi tarafı. Hı hı. Ve Leblanc kontrolden çıktıktan sonra o kontrolsüzü yan koridorlara da yayacak. Hı hı. Ve hani sağdaki soldaki şampiyonların canını sıkacak. Ama akıllı kadar rahat kontrolden çıkamıyor işte, öyle evet, bir durum var. Evet. Leblanc da sen 0-2 olduysan oyun bitiyor genelde senin için. Lulu var bir kere. İçeri girdiğiniz zaman tekrardan o vurkaçı dönemeyebilirsiniz. Öyle. Güzel bir kaprisle birlikte. Bir de içeri girdin, Kogmav da var. Kogmav da döndüğün yerde yarı canını bırakabiliyor 3 tane oto atakla. Bilmiyorum, yine ben açıkçası Wildcats'in kompunu biraz daha beğendiğimi söylemem lazım ama şunu gördük ilk karşılaşmada, komp farkları, işte kitle kontrolü, odur budur çok önemli değil. Bu da oyuncuların performansı, yapılan hatalar çok daha büyük fark yaratıyor. Daha hatasız oynayan kompozisyon kazanacak ki ilk karşılaşmaya nazaran daha yakın görüyorum ben kompozisyonu. Evet. Yine Wildcats önde ama bu az önce 70'e 30'sa şu an 55'e 45 gibi bir durum. Ve Beşiktaş daha keskin oynadı. Evet. Az önce onu söyleyelim. Aynı kesinlikle oynarlarsa rakipte Lulu Korkman varmış, o varmış, şu varmış, pek umursamayacaklar. Ama Wildcats yine yani oran aldı. Üst koridorun en kuvvetli şampiyonlarından bir tanesi bence. Şimdi ortada Silas var, Lulu Korkman var. Biraz Korkman'a değinmek lazım. Korkman'ın çok çeşitli eşya tercihleri var. Evet. Şimdi bir denge örtüsüyle oynanıyor. Bakın, destek eşyası. Denge örtüsüyle de mi oynanıyor? Oynanıyor. Ki bunu son zamanlarda Vayne'i de alıyorlar. Hmm. Yani duvarı... Çok AP varsa mı karşıda alıyorlar? Ya, sizi tanklaştırıyor. Evet. Bir, ikincisi bir tane böyle kitle kontrolü uyguladığınız zaman E'den dolayı üstüne %9 daha fazla vuruyorsunuz. Aha. Hani bunu da kullanabiliyorsunuz. Bir de... Bir daha söyleyebilir misin son dediğini? Denge örtüsü. %9. Evet, evet. Yani kitle kontrolü uyguladığınız zaman %9 fazla vuruyorsunuz. Hı hı. Hani hem o var... Bir de şu var, tabii pasif özelliği daha önemli. Size ekstradan zırh ve büyü direnci veriyor şey başına. Yani tam bir tank oluyorsunuz aslında. Evet. Bir de şu var, buz ateşi eldivenli eşya dizilimi var. Hmm. Doğru, onu daha iyi biliyordum. O da tank, yani buz ateşi üstüne aklın sonu işte yanına mahvolmuş kalın kılıcı. Yavaşlatıyorsun bir de, yavaşlatınca yakalamak kolay oluyor. Zaten Kogmav çok fazla hasar eşyası yapmıyor. Biz Kogmav'ı yıllardır görüyoruz. Yıllardır yer yer meta'ya geliyor çıkıyor. Donmuş balyoz yapardı mesela. Donmuş balyoz vardı dediğin gibi en eskiden. Hı-hı. Çok da kuvvetliydi bu arada. İşte aklın sonu klasik Randuin eşyalarından birisiydi. Randuin çok görüyorduk. Ne bileyim çok fazla tank eşyası görebiliyoruz yani Kogmav'dan. Bir de Lulu ile oynandı mı o hasar zaten ekstra artıyor. Ya şimdi yanında bir de Lulu var ama Lulu varken buna gerek var mı? Hani bunu da sorgulamamız lazım. Yani burada donmuş yürek de alacaktır muhtemelen. Alabilir de şöyle baktığımız zaman hani üstüne binecek şampiyonlar Aatrox, Wukong ilk etapta. Tabii şeye de bakmak lazım. Oo, bu arada 2-2 ama yok, buradan bir şey çıkmaz. Takımın geri kalanında ne kadar hasar var? Yani... Silas, Ornn'da pek yok. Tanka göre var aslında ama. Scarlet, bence Kog'Maw oyundaki böyle devamlı hasar konusunda size %100 geri dönüş sağlayan şampiyonlar bir tanesi. Kog'Maw çıpa tuttu ama orada muhafız rünü can kurtarıyor. Phenomenal'la Merciless'la orta koridorda da kavgaya başladılar. Bu takaslar Silas'a yarar. Bu takasların hepsi Silas'a yarıyor. Tutuşturu var yalnız Merciless'a bu sefer. Bu sefer tutuşturular da roller değişti. Yine bir çıpa. 3 tane çıpa attı şu ana kadar. Like'i 3'ünü de tutturuyor. Bayağı hasar çıkacak burada Jairus'un üzerine. Carveda. Çok fazla hasar alacak. Şimdi karşılık hasarını vermeye çalışıyorlar ama hala seviye 1'ler. Seviye 2 olsalar bu takasın gidişatı çok farklı gidebilirdi. Çok farklı olabilirdi. Bir de çizmeyle başladıkları için üzerlerinde ekstra iksir de var. Onlardan da faydalanacaklar. Hı-hı. Orta koridorda Phenomenal şeyi kullanmış. Doran kalkanını, pardon. Doran kalkanın yanındaki iksiri kullanmış. Doran kalkanını kullansa ya. Öf. Alsa öyle. Değil mi? Oyuna şey geliyor, eşyaları aktif olarak oyun içinde kullanabiliyorsun bir defa ama alıyorsun ve kalkanla yürüyorsun falan. Bu arada Namp rakip ormanda gezmeye başladı ama oraları zaten temizlemişti Osman. Karşı karşıya gelmeyecekler. Üst koridorda yalnız Bayonetta bayağı bir hasar alacak burada Ersin'den. Ersin şu ana kadar koridordaki takasları gayet iyi yapıyor ama işte Aatrox'un gücü de bu. Hı hı. Karşılığı çok iyi veriyor Aatrox. Özellikle pasifi geldiğinde. İstediğini aldı ama Ersin. Koridoru ittirdi. Ve geri dönmek. Yani isterse geri dönebilir, isterse biraz daha durabilir o koridorda. Kendine hemen bir Yakut Kristal dövdü.
Biraz minyonda geri kalmıştı bu arada Lampa. Onu hemen orada şey alarak kapattı orayı Amplengeç. Ama diğer tutu Osman alınca yine açılacak. 25-18. Oo bir dakika tutuştur gelir. Tutuştur gelir. Yetenek tutarsa, zincir tutarsa zincir, skorda gelebilir. Son bir vuruş. Skor gelecek. Kika Merciless bir kez daha birebir de skor alıyor. Sıçrası vardı aslında ama sıçrayı kullanmayı tercih etmedi gerek burada. Yani gerek yoktu. Bir de yani Merciless birebir de skor aldı. Yine. Yine aldı. Yani önemli. Yani çok yani bu çok dengeyi bozar. Onu söylemek gerekiyor. Ve koridor onun için iyi bir yerde. Işınlanla Fenomenal buraya gelene kadar birazcık minyon kaybedecek. Merciless gayet rahat bir şekilde. Hatta şu anda orta koridoru izleyebiliyorsak eğer güzel olur minyonların bulunduğu noktayı. Ya önden bir de 2-1-2 yani. Minyon kaçtı. 2. Evet. Gayet iyi. Aa, araba minyonu kaçtı. Hayır. Can. Aa. Olur mu bu can ya? Bu laneti. Gerçi kime diyorum? Suçu. Sana diyorum. Onun suçu. Araba minyon kaçırma konusunda usta birisine söylüyorum. Hiç de bile. Araba minyonu ıskalamam. Şey araba minyonu... ıskalamadın kaçırma konusu ama değil mi? Ya, nasıl yani? Kanalla... Kaçırmayı ıskalamıyorsun. Ha kaçırmayı ıskalamıyorsun. Yani kanalına gidip ünlem araba minyonu yazsam kafadan 3K falan çıkar yani. Ya o komuta eklemem lazım. Onu eklemedim biliyor musun? Boşver eklemem. Bir tane şey ünlem canon yazınca güzel bir emotumuz var o çıkıyor ama sayı saymalısı yok. Ama ya ben olsam onu kaçırmazdım şimdi. Bu arada Zaykiye sıçrasını kullanmak zorunda kalıyor. Sıçra artı şifa. Koridoru şu ana kadar çok iyi idare ediyorlardı ama bir tane dikkatsizlik sıçra artı şifaya mal oldu harca. Yani bu koridorda bu kadar dezavantajlı duruma düşemezsiniz. Düşmemeniz de lazım. Ben şöyle Naturus tam bir erken oyun şampiyonu hepimiz biliyoruz ama onu Aphelios'la beraber yani yan yana getirmek ne kadar mantıklı. Ya ben burada biraz daha böyle, iki şampiyonluk sinerjiye bakıyorum. Ve rahat bir geri dönüş burada şimdi Jairus ve Carve alacaklar. Bu minyonu da itirerek bakalım yani koridordan kimse gelmiyor. Burası 2v2. Ya burayı itebilmek biraz sıkıntı ama itecekler gibi duruyor. Bir zincir daha kullanmış burada ultiyle birlikte Merciless. Ya şu ana kadar Sylas'a oyun oynatmıyor. Hı hı. Elektrik ver geldiği zaman bir vurkaç kombosuyla skor alır burada. Tutuştura çok az kalmış. Osman buraya yaklaşıyor ama Merciless'ın sıçrası var. Diğer taraftan Nump da burada. Merciless rakibini yemleyebilir burada. Manası da bitti. Phenomenal. Geri dönmek zorunda artık. Manası bitti, canı çok yüksek değil. Rahat bir geri dönüş yapacak ama. Aynı şekilde Beşiktaş alt koridorda rahat bir geri dönüş yapacak. Altında durum eşit zaten. Ya tabii alt koridorda Kogman'ın en büyük problemi. 6. seviye olmadan önce o minyonları itmek çok büyük evet. Problem. Hı hı. Phenomenal geri dönmemiş bu arada. Şimdi o zaman Merciless geri dönebilir isterse. Ama artık o pencerede kaçtı biraz önce. Evet. Tam da dönme şeydi bu arada minyon dalgasıydı. Yalnız Merciless skor alacak mı? Skor alabilir mi? Tutuştur düz yeter mi? Tutuştur yetmiyor. Bir düz vuruş dediğin gibi. Hayır, animasyon iptal etti. Evet, acele etmese çok rahat bir skordu Merciless için. Ama kuleden bir hit daha yiyebilirdi, kendi düşebilirdi. O yüzden geri döndü muhtemelen. Şöyle vurkaça geri dönmeyip kurtlara doğru kaçabilirdi en azından. Ya bence vardı ya. Yani o skor alabileceği bir pencere vardı kesinlikle. Alıp da çıkabileceği bir pencere. Ama Phenomenal yine geri dönecek. 54 milyonlar. Şey. Bayonetta. Olmuş Bayonetta. Hataya bak Bayonetta'nın. Hala hayatta ultisi sayesinde ama Ersin en son yeter artık deyip sıçrasını kullanıyor. Kafası yarıldı orada Bayonetta'nın. Biraz daha yakına girmesi gerekiyordu. O Dairus sıçrasını atamadı. Bayonetta. Alt koridorda da bakıyoruz şöyle. Jairus çizmesini bitirmiş. Yanında iki tane hançer eklemiş. Hani saldırı hızı istenilen seviyelere çıkmış diyelim. Tabi burada Lulu'su ile beraber de hani daha da yüksek rakamlara ulaşacak. Minyonda bir kere geri düşmemişler. Bence önemli nokta o. Sadece 1 milyon dalgası kadar fark var. Ya orta koridorda bu arada Phenomenal önde minyonda yine. Hı hı. Oo burada bir kapışma var. Buraya Nump yaklaşıyor. Burada yalnız... Osman risk alacak. Osman çarpmış kaçırdı Osman. Osman skoru veren isim olacak. Buraya kadar altında Bayonetta'ya gidiyor.
Çok büyük bir hata. Öyle sinir bozucu da bir pozisyon ki yani tam son vuruşu falan yapacaksınız. Rakibin geldiği tarafta göz açılıyor. Panik modda o da oto atak artı çarpı kullanmaya çalıştı ama oğlum büyük şanssızlık Osman için. Yalnız burada fena bulma rakibin üzerine gitti. Bayağı da bir hasar verdi. Merciless iksirlerini kullanmak zorunda. Tabii bu eşleşmede o ilk hamleyi yapan, yani ilk yetenek atışını tutturan çok avantajlı bir şekilde öne geçiyor. Hı hı. Ki Merciless da bundan önceki dakikalarda bunu yaptığını gördük. Tek başına kaldı. Aphelios koridorda. Yani oradan uzaklaşacak. Osman buraya yaklaştı. Lyke'yi yakalayabilir. Sıçrası yok. Lyke'nin burada savaşı isteyecek. Merciless da Phenomenal da gelmiş buraya. Lyke'nin yapabileceği çok bir şey yok. Bu skoru Phenomenal alırsa çok büyük bir avantaj olacak onun için ve Phenomenal'a gidiyor. Oyun çok iyi gitmiyordu. Minyonlar iyi olsa da. Hem skor hem rakip mavi. Her şey Phenomenal'da. Tabi alt koridorda hala bir Lulukorma tehdidi var. Ondan da bahsetmek lazım. Her ne kadar orta koridorda yani Minyon'da geride kalmış olsa da Merciless fena iş çıkarmıyor. Şimdi bir de bu skoru bakalım. Ejder'e dönüştürebilecekler biraz geç bir Ejder. Yalnız Phenomenal toparladı. Evet. Kesinlikle. Altını görebilir miyiz bir altınları? Önde. Önünde. Yani oyun boyunca baskı kuran Merciless'ın önüne geçti altında. Bir de Merciless'ın tutuşturu var. Oyunun ilerleyen aşamalarında yan koridor tehdidi de oluşacak. Evet. Phenomenal tarafında öyle de bir durum var. Üst koridorda yalnız Bayonet de 600 altın öne geçmiş aldığı skor sonrasında. E tabi o skoru biraz Osman'dan aldın onu yoksa koridora 1v1'de. Gerçi 1v1'de bir baskın attı oraya Osman. Onun sayesinde şimdi bakalım Nant üst koridora bir baskın atar mı ama Ornn'un can havuzu biraz sıkıntılı görünüyor. Hasar yetmez ya şu an Ornn'u bu minyonlarla da dive'lamaya. Ersin geri dönüşü bozduktan sonra hemen bir thumbs up. Hop eşya da bitti. Çok güçlü bir özellik bu arada ya. Çok evet, göz ardı evet. Ediliyor bence ama koridordan geri dönmeden eşya alabiliyorsun ya. Koridor aşamasını o kadar kolaylaştırıyor ki. Valkes tarafı görüşü almaya devam ediyor. Tabii artık Jairus'u tekleme gibi bir ihtimal yok. Onu söyleyelim. Hem bariyer hem dolu ultisi, şifa. Bunları üst üste kullanıldığında zaten Aphelios'un hasarının yetme şansı yok. Ya bu oyun özelinde acaba bariyer yerine hayalet alsa mıydı? Ben hayaletle girdi biliyordum zaten. Değiştirmiş. Hayalet daha iyi olabilirdi ya. Çünkü onu zaten LeBlanc'tan koruyacak ki bu oyunda bence Karva çok büyük üst işiyor şu anlamda. Eğer LeBlanc'ın vurkaçına vahşi büyümeyle beraber bir cevap gelirse o havaya kaldırma efektiyle beraber yarı yolda yani direkt takım savaşını kazandı. Yalnız çıpa tuttu burada Lyke'ya direkt olarak ultiyi de kullandı. Carbon düştüğünü göreceğiz. Jairus karşılık hasarını vermeye çalışıyor. Ama yeterli olmayacak. Burada skor geldi. Ekstra hani arkadan da zaten yardıma da geliyordu buradan ama. Şu ana kadar Beşiktaş Akademi kafasına koyduğunu rahat bir şekilde yapıyor. Alamet kullanıldı burada. Ufrak kuleye hasar verdi altını alabilmek için. Altın Nam'la birlikte paylaşıldı. Sadece iki kule berekatı alabildiler skor sonrasında da. Mavi güçlendirmeye Ersin bırakmayacak. Yani bırakmak istemiyor diyelim daha doğrusu. Yani çalmaya çalışacak karşılıklı olarak Merciless. Yalnız eşyayı bitirdiği için orada Phenomenal bayağı tank görünüyor. Şimdi bu ulti kullanımı görüp bakalım Ersin'den. Bayonetta sıçrayla beraber karşılık verdi ama diğer taraftan Ersin de sıçrayla beraber karşılık yani, verdi. Yani mavi güçlendirme uğruna neler yapıldı burada. Zincirler tutmuyor. Bayonetta yalnız kule altına girmeye devam edecekler. Bayonetta 3 kişilik bir sersemletme ama yeterli değil. Phenomenal. Kaçmıştı. Kaçmıştı zaten. Yalnız diğer taraftan gelen Nam var. Nam hasar vermeye başladı. Burada Osman'ı düşürebilir. Nam skoru almaya çok yakın. Nam skoru alabilecek mi? Hayır. Olmuş. Hayır. Skor yok. Yani herkes o ekstrayı yapmak istiyor. Bakalım. Şimdi Merciless'da. Merciless denedi ama zincir kaçınca. Olmuyor. Bir mağa güçlendirme nelere yol açtı?
Belki burada Boyanta dümdüz yürüse çıkabilirdi. O geri dönüp savaşmayı tercih etti. Tabi burada kulenin vereceği o ekstra hasara da biraz güvenmek istedi. Ama beklediği kadar hayatta kalamadı ve buradan iki ekstra skorla Valkes Akademi çıkmayı başardı. Alt koridorda tabii 0-0-0 normal oynamaya devam ediyor Jairus. Jairus bu arada şeyi bitirmiş, Guinsoo'yu bitirmiş. Yani bir miktar güçlü ama onun hala 2 eşya, 2.5 eşya olması lazım. Gücünü hissedebilmemiz için. Phenomenal, Merciless birbirlerini tartmaya devam ediyorlar. İlk eşyalar bitti bu arada. Bir tarafta klasik Luden. Diğer tarafta ise Hepbuz. Hepbuz'la birlikte rakibinin üzerine gidiyor. Phenomenal hasar vermeye başladı. Merciless geri çekilmek zorunda kalıyor. Şimdi yaklaşan bir Osman var. Sıçra kullanmak zorunda kalıyor Merciless. İyi bir sıçraydı yoksa düşecekti. Atması skoru veriyordu evet. Evet, atması da gerekiyordu. Yalnız son takaslarda yani eşyalar alındıktan sonra artık Phenomenal'ın koridorda takaslarda daha da bir rahatladığını gördük. Ekstra oradaki o can yenileme efekti Merciless'ın hesaplarını biraz bozuyor. Tutuşur da şimdi yok bakalım orada belki bakalım Merciless ekstra bir skor çıkartabilecek mi tutuşturuyorken. Şimdi Phenomenal'ın üzerine gitmeye çalışıyorlar. Hep buz kullanıldı. Phenomenal herhangi bir bilgiye sahip değil. Yani net bir bilgiye sahip değil. Sadece koridorda oyuncuların olmadığını biliyor. Üst taraftan yaklaşan onu da var. Karşılık vermek için hamle yapıyor Wildcat tarafı. Şimdi ejder'e başlayacaklar. Net bir görüş yok bu arada. Yani görüş üstünlüğünü aldıklarını söylemek yanlış olur ama Bayonetta'nın burada olmayışı. Jairus. Problem Nike şimdi içeri girdi. Jairus'un üzerinde ulti. Kullanılan bir ulti. Jairus arada kalmış olabilir. Nump ultisini kullandı. Jairus hala hasar vermeye çalışıyor. Jairus'un düştüğünü göreceğiz. Muhtemelen Jairus sıçra atmak zorunda kaldı. İyi yere attı sıçrayı. Hasar veriyor Jairus. Hasar vererek skoru alıyor. Diğer tarafta savaşın içinde kalan bir Ufrak var. Ufrak burada düşecek gibi. Natalius olan Osman güzel bir çıpa kullanıyor. Uzaktan zehir salvosuyla birlikte Jairus çalışmaya devam etti. Vurmaya devam etti. Ve 0-0-0 girmişti bu takım savaşına. 1-0-2 ayrılıyor. Yani bir yarım eşya daha tamamlamış olması lazım. Yine Bayonetta'yı rakip ormanda bir şeyler almaya çalışırken Ersin. Görüyoruz. Başarılı değil. Aldı, kaçıncı kez gördük burada bilmiyorum. Ama 200 koridor birbirlerine karşılık vermeye çalışıyorlar. Bu arada ilk karşılaşmada da şey olmuştu hatırlarsınız. Çok uzun süre savaşlara dahil olmadı evet, bu ikili. Burada da bir benzerini görüyoruz. Savaşlar onların ayağına geldi biraz. Yalnız burada bakalım. Bu tutsa çok farklı evet, olurdu evet, bu arada. Evet. İyi bir. Yalnız bu pozisyondan önce orada Jairus yukarıdaki totemden dolayı görüyor burada. Yani onu yapacağını biliyor. Tahmin de ediyor. Sonuna kadar hayatta kalıyor burada. Jairus güzel de bir sıçratıyor bence pitin üstüne. Ve oradan takım arkadaşları da takım savaşını buraya çekmeye çalışır. Korkma olabildiğince hasar verebilsin. Ve çok net bir şekilde burada Valkes Akademi'nin bu takım savaşını kazandığını görüyoruz. Bu takım savaşından sonra bir coşku bir hançer daha ekledi çantasına Jairus. İkinci alameti de burada. Valkes Akademi almayı başardı. Hemen hedeflerini de üst koridora çevirdiler. Evet, üst koridor kulesini almak istiyorlar. Ama ilk kuleyi kaybettiler bunu yaparken. Onu söyleyelim. Alamet alınırken ilk kule alt taraftan kaybedildi. Şimdi kendi ilk kulesini alacak burada. Alt koridorda yalnız Ersin'e bir kule altı gelir mi? Bu üç kişilik durumda. Ersin ne? Hiç durum yok. Hiç sıkıntı yok. Üç kişinin üzerine gidiyor. Neredeyse skoru alacak. Ersin skor gelebilirdi. Ersin 1'e 3'te skoru alıyor. Orn sen nasıl bir çarsın Orn? Diğer taraftan ikinci kule gitti üst koridordan. Alamet inhibitörü de kafa vuracak muhtemelen. İnhibitör kulesi istiyorlar. Ersin'in bu oyunu her şeyi bitirmiş olabilir ve inhibitörü de aldılar. İnhibitör kulesini de aldılar. Oyun bir anda koptu bu hamleyle. Yani maksimum alameti burada sonuna kadar kullandı. Valkes Akademi tarafı tabi yanlarında nişancıları da vardı. Jairus'un da ekstra verdiği hasarla birlikte 3 tane kuleyi böyle 1 dakika içinde yalayıp yuttular. Burada savaş istiyorlar. İlk skor gelecek gibi Osman ilk skor aldıktan sonra zincirle birlikte rakiplerinin üzerine oynamaya çalışıyor. Vurkaç artı ultiyle birlikte de oradan uzaklaşacak. Valket durdurak bilmiyor. Her yerden bir şey çıkarıyor. Ornn'un orada çıkardığı hasarı çok merak ediyorum gerçekten. Yok etti yani Aphelios'u.
ki pozisyonda da Ufrak'ın herhangi bir sildar bir üstü olmadığı için sadece hani sağ tuş, sağ klik yaparak kaçmaya çalıştı. Sadece Aphelios değil, yanında bir kişiyi daha yok etti bu arada. Şeyde Mokong'u da alıyordu. Nam'ı da alıyordu. Nam'ın da canını bayağı yok etti. Bakalım. Ama her şeyi yediler. Yani full combo yediler orada. İki kere havaya sıçradılar. Bütün hasarı verdi. Çok tuhaf bir durum. Ne olursa olsun ama bir tankın bu kadar hasar vermesi Ornn çok can işte, sıkıcı. Ornn. Tabii seviye olarak önde. Yani iki seviye fark var. O takasa girdiğim hocalar arasında. Ornn'un az önce iki hasarı. 2394. Son takım savaşı demiştiniz ama son Ornn savaşı desek de olurmuş. Runan geldi Jairus'tan ve yine bir saldırı zehşasına doğru. Büyük bir ihtimalle aklının sonuna doğru. Muhtemelen. İlerliyor. Sonrasında şey düşünebilir. Yani bu arada mahvolmuş falan tercih eder mi emin değilim. Burada Bayonetta'nın üzerine gittiler. Osman çok fazla hasar verdi. Osman yarıcara kadar düşürüyor. Bayonetta buradan sıçrayla uzaklaşmak zorunda. Ya bir ormancı, bir üst koridora bunu yapmaya başladığında oyunun aslında çok sıkıntılı bir durumda olduğunu anlayabiliyorsun. Şimdi Beşiktaş orta koridordan kuleyi almak için hamle yapıyor. 4 kişilik bir topluluk var burada, Beşiktaş topluluğu. Ya tabii Runoan artık Ginsu tercih etti. Yalnız Laike burada kötü pozisyonda kalacak, sıçrası yok. Çıpa sonrasında çıkabilir mi emin değilim. Çıkmayı başarıyor. Kovalamak istemedi burada Wildcat. Ve 15 saniye ejder gelecek, muhtemelen ejdere döneceklerdir. Ejder de çok iyi bir ejder bu arada bu kompozisyon için. Özellikle korumam adına, yani ekstra yavaşlatma efekti. Şimdi bu kuleyi alacaklar. Orta koridor kulesi gelecek. Ornn ultisi istenir mi diye baktım. Hayır, savaş isteyecekler. Ya burada kullanmanın da çok bir anlamı yoktu dediğin gibi. Savaş isteyecekler. Kafa atıyorlar. Şimdi Ornn kafayı atacak. 3 kişiye tutan bir ulti. Tabi Numb'ın klonuna tuttu orada. Şimdi Aphelios ultisiyle bir toplak hasar vermeye çalışıyor. İlk skor burada Lul olacak. Savaş dersine dönebilir bu ulti sonrasında. İkinci skor da çıktı. Kogmav'ın da düştüğünü göreceğiz. Beşiktaş karşılaşmaya inanılmaz bir geri dönüş yapıyor bu savaşta ve Baron getirecek bu hamle. Altın farkı direkt kapandı bu takım savaşıyla. Direkt kapandı ki Baron'la beraber üstüne bir 1500 altın daha ekleyecekler. Yalnız orada Ufrak inanılmaz bir ulti attı. Galiba 5 kişiye değdi diye gördüm. O kendini koruyup çok güzel bir ulti attı. Jairus kendini korumaya çalışırken önce cehennem prangalarına yakalanıyor. Ondan böyle bir nasıl desem böyle adım ata ata kaçmaya çalışıyor. Çıktığı gibi de Nautilus çıpasına yakalanıyor. Ya bu takım savaşında kardan herhangi bir verim alamadılar. Hani CW'leri duruyor, ultisi duruyor. Tekrardan bizim bakalım. Evet, Karun'un her şeyi varmış bu arada. Takım savaşı başladığında. Burada direkt bu konkolanını es geçiyorlar. Aphelios ultisine bakalım. Aphelios ultisi direkt 5'e değdi burada ya. Bakayım. Sadece Kogmav'a da değmiş ama patlaması değmiş Kogmav'a. Ama sonuç olarak 5 kişiye değmiş. Diğerinde çok yani, çok iyi bu arada. Çok iyi görmüş çok ya. Çok iyi görmüş burada da gerçekten. Belki ya ardından da zaten yani takım arkadaşına sadece hasar verme kısmı kalmış. Aatrox için de güzel bir savaştı bu arada kesinlikle. Ve Beşiktaş tekrardan oyuna dahil oldu. Altında öne geçti. Altında öne geçti. Tabii üçüncü ejderini aldı Valkyrie. Onu unutmamak lazım. Biz bahsettik burada işte aklın sonu vesaire ama Jairus yok, Kraken'e bir haşmetli eşyaya gidecek. Kraken olabilir. Bu iyi bir kalkanya olabilir. Ben rüzgarın iddetinde olabileceğini düşünüyorum. Çok fazla tehdit var üzerinde çünkü. Olabilir, olabilir, olabilir. Her şey tercih edilebilir. Biraz kişisel tercih kalmış bir durum. Laki az önce riskli bir hamle yaptı yani. O hep buzu yese kule altında düşecekti büyük bir ihtimalle. Laki seviyor ama. O riskleri almayı değil mi? Seviyor. O agresifliği seviyor, o hamleleri seviyor. Ama takımdaki tek kitle kontrolsüz olunca biraz sorumluluk almanız lazım. Tabii LeBlanc'ın da var gerçi işte bu hayali zincir ama o biraz daha böyle zaman isteyen bir şey. Rakiple yan yana gitmeniz gerekiyor. Pozisyonu hazırlarken hasar yeme şansınız, kitle kontrol yeme olasılığınız daha fazla. Orta koridor kulesini istiyor Beşiktaş az önce.
kuşatmada istediğini alamamıştı. Şimdi bu kuşatma ile birlikte bu kule çok yüksek ihtimal düşecektir. Hı hı. Ama Ersin gözlüyor gelecek hasarı. Öne adım atıyor. Şimdi yalnız Çipo çok iyi tuttu. Yine Kog'Maw yakalandı. Kog'Maw'u silecekler. Lykia muazzam bir Nautilus performansı şu ana kadar. Koridor aşamasında da çok iyi çıpalar atmıştı. İki savaştır Kog'Maw'u kulağından çekiyor. Gerçekten çok iyi pozisyonlarda yakalıyor. Yani şu anki yakalanmalar tamamen Jairus'un hatası. Onu söyleyeyim. Geride kalmalı, her zaman onun arkasında oynamalı. Önündeki tane tank var, ondan bahsetmiştik ama şu ana kadarki oyun stili yani Wildcast'e istediğini getirmiyor. Ve 4 kişi kaldılar kule altında. Baron güçlendirmeli minyonlar da vurmaya devam ettiği için Beşiktaş alacak kuleyi. Ya ne yarı dönüş Beşiktaş'tan tek bir savaşta. Yani, belki 1-2-7 Ufrok ama çok iş yapıyor. Enteresan bir şey gördüm. Çok hani tanık olmadığım bir şey gördüm. Wukong'un canı yani klonunun canı belli bir canın altına indiğinde sihir içen patladı. Klonda mı sihir içen patladı? Evet. Hadi ya. Bak bekleme süresinde değil şu an. Evet. Oluyor. Yok oluyor da şöyle çok yanıltıcı olabilir. Evet evet evet. Yani çünkü o engamede, o karmaşada hani bir an böyle aa bu gerçek galiba deyip sıçra falan atabilirsin yani. Yapıştırabilirsiniz. Aman dikkatliyim. Altında o savaş sonrası öne geçmişti zaten Beşiktaş Akademi ama şimdi 2 dakikaya bir ejder ruhu var. O ejder ruhu çok kritik olacak. Bir savaş daha yapmak zorunda Beşiktaş. Yani bırakabileceği bir ejder değil dayı senin de söylediğin gibi. O yüzden hazırlanması gerekiyor ki Beşiktaş da farkındaysan zaten daha 2 dakika yakın bir süre var. Ve çok erkenden buraya gelip burada bir görüş kazanmak istiyor tabii ki de. Şöyle baktığım zaman 2-3 üstlerinin totalde 4 tane kontrol totemi var. 2 de arayıcı mercekleri var kullanabilecekleri. Belki Wildcats bu ejderi bırakabilir ya. Yani Kog'Maw'un o 3. eşyasını bitirmesini bekleyebilirler o haşmetli eşyasını. Yani sihirdar büyüleri aktif olacak, yetenekler aktif olacak. Biraz karar meselesi burada. Böyle bir risk almak istiyorlar mı? Şunu da anlıyorum, bu ejder bölgeleri yani bu dar alanlar tabii ki de Ornn'la beraber takım savaşı yapmaya çok müsait. Evet. Bunu da istiyorlar. Ama iyi bir karar vermek lazım. Yani Kog'Maw'dan o beklenen hasar çıkacak mı? Lulu'yla beraber yani şu ana kadar bir tane etkili olabildiği bir takım savaşı öyle bu ülkenin. O da Pit'in etrafında olan, Pit'in üstüne atılan sıçradan sonraki takım savaşıydı. Bakalım bir tane daha temiz bir takım savaşı çıkarırlarsa yine tekrardan onların hem altında hem de oyunun kontrolünde öne geçtiğini görebiliriz. Şöyle bir durum var şimdi. 35 saniye ejder, yaklaşık bir dakikaya da Baron geliyor. Ejder'de biraz savaş uzarsa, ejder savaşını kazanan takımın Baron alma şansı da olacak. Evet, evet. O yüzden hani Wildcat olur da burada bir savaş daha kaybederse, oyunu kaybetmeye kadar gidebilecek duruma gelebilir. Evet. Öbür tarafta Beşiktaş'ın da dikkatli olması lazım. Çünkü ya Ornn güçlü, Diego'nun iki eşyası var, Sylas kuvvetli. Jairus iki savaştır bir şey yapamıyor ama üzerinde eşyalar mevcut. Yani Aphelios kadar onda da eşya var. Şöyle bakayım arkaya sarkan biri var mı diye. Ooo çok iyi hamle. Yandı. Diğer taraftan yine arkadan geldi Lykia. Yine Kog'Maw'u buldu. Yani seri MVP'si olma yolunda emin adımlarla ilerliyor Lykia. Hem ejderi getirecek hem Baron'u getirecek bu hamle. Ya o Kog'Maw'u buldu ama ondan önce Mercer'sa ben şapka çıkarmak lazım. Lulu'yu direkt sildi. Yani yine burada kar... Yalnız Osman sıçrasını kullandı. Şimdi Osman'ın üzerine gidiyor. Lykia çıpasını kullanacak. Lykia Osman'ı da düşürecek. Baron? Bu Baron'u Baron? Da getirecek. Ben olsam mesela burada denemezdim çalmayı. Aha. Baron da denerdim o sıçrayla Baron'u çalmayı. Çünkü şimdi Baron'u da çok rahat alacaklar. Yani evet Lykia güzel yakaladı yine ama yani Carve'ın pozisyon hataları... Ya bu oyunda 1 değil 2 değil bununla beraber 3 oldu. Ve her seferinde de Beşiktaş Akademi tarafından birileri bu pozisyonun hatalarını cezalandırıyor. Ve hala farkına varamadılar. Şimdi bakalım Carve'ın pozisyonunda burada. Sağ tarafı görmüyorsunuz. Hiçbir görüntünüz yok. Alt çalının kontrolünü almamışsınız aynen. Bile. Bakalım şimdi yan taraftan gelecek ve LeBlanc direkt silecek sizi.
Ya Like'ı da bu arada direkt olarak. Ya direkt öyle buldu. Helal olsun. Ya ve böyle pozisyonlarda aslında yani nişancıdan çok ne bileyim Zillion gibi, Lulu gibi, Soraka gibi bir desteği aradan çıkarabilmek çok daha değerli tabii olabiliyor. Tabii ki de. Nişancı tek başına hani ya verebildiği hasar verirken bir destek oyuncusu herkesi güçlendirebiliyor. Desteği aradan çıkarmak da yani belki de aradan çıkarabileceği en önemli oyuncuydu Olulu. Ya bir en de büyük, Kog'Maw'ın yanında olman gerekiyor. Evet. İlk düşemezsiniz. Düşemezsiniz. Öyle bir lüksünüz yok. Lüks yok senin de söylediğin gibi. Evet, Kraken tercihi geldi dayı. Yani rüzgarın hitleri de bana biraz daha aslında en iyi tercihden bir tanesi gibi gelmişti ama galiba o hasar ihtiyacını karşılamak istiyor ama dediğim gibi yani dengeli bir takım ölüme savaşı... Ölüme hasar verecek zaten. Evet, yani dengeli bir takım savaşı şu ana kadar Wildcase Akademi tarafından göremedik. Yalnız burada Ersin önde yakalanabilir. Ersin'i tabii düşürmek biraz daha zor. Merciless direkt şu an kilitlenmiş Karv'ı düşürmeye oynuyor. Yani mantıklı. Karv'ı düşürmese bile ultisini alması bile önemli. Bir de seviye farkı da çok tabii. 11 seviyeye 15 seviye. Hala 16 olamamış Merciless. 16 olduktan sonra hasar potansiyeli çok daha fazla artacak. Üst koridora gitmedi burada mesela şu an Beşiktaş. İki tane kule duruyor orada. Yani üst koridoru kimse ittirmedi. Üst koridoru çok kötü ayarladılar. Yani o minyon dalgası da gelmeyecek oraya. Evet. Birinin gidip gitmesi lazım ama ışından yok. Oraya gitmek de dert. Alt koridordan Aatrox'un oraya kurulmasını bekleyebilirler belki. Yani Aatrox da orada bir baskı noktası olduktan sonra bu orta koridor kuşatması işe yarayabilir. 45 saniyeli var. Bence dönmemeleri lazım. Bu minyon dalgasını da kullanıp böyle dönebilirler. Hiç gerek yok bu geri dönüşe. Biraz daha baskıyı arttırabilirlerdi. Yani 30 saniye daha var değil mi? O 1 minyon dalgası daha baronlu olacak sonuçta. En azından. Evet. Yani ufak tefek. Bayonetta da 3 eşya bir kronometre. Tabii şimdi bir sonraki takım savaşında kronometreler özel olacak. Değerli olacak. 2 tane kronometre burada Beşiktaş tarafında var. Diğer tarafta şöyle bakıyorum. Osman'da var bir tane ve Fenomen'da zaten Zonya var. Yani takım savaşının gidişatını değiştirebilecek hamleler gelecektir diye tahmin ediyorum. Her iki taraftan da. bir dev kemeri geldi Ceyrus'tan. Dev kemeri artı kronometre. Yani onu daha da tank hale getirecek ama Wildcats o kadar fazla bireysel hata yaptı ki onun ultisi bakalım. Ersin yakalayabilecek mi? Oo! Çok kötü sıçra burada. Kronometresini bile düşecek. Kullanabilirdi ama Ufrak burada düşecek ve skor burada Osman'a gidiyor. 700 altın aldı. 700 altın aldı ama tempo kazandılar. Yani tempoyu kaybetmişti burada Valkes ve orta koridor kulesini alacaklar. İnhibitör'e kadar gidebilirler burada. Savaşma şansı pek yok açıkçası Beşiktaş'ın. Burayı bırakmak zorundalar sanki. Bayonet'te denemede bulunuyor. Minyon dalgasını temizledi. Bir sonraki minyon dalgasını bekleyecekler. Şimdi minyon dalgası geliyor kuleye. Hasar vermeye çalışacaklar. Bu kule düşecek. Bu kulenin düşmesini engelleyemeyeceklerdir. Ufrak'ın gelmesini bekleyecekler ama Ufrak geldiğinde sıçrası olmayacak onu. Unutmayalım az önce kullanmıştı. 25 saniye. Ruh eşleri. Ruh gelecek. Gerçi Hextech geçişler var. Buraya hızlı bir şekilde gelebilir Ufrak'ta. Ama belki Wildcats burada yapabileceği bir tuzakla birlikte oyunu da kazanabilir. Yani buradaki görüşü biraz kısıtlı. Beşiktaş'ın. Tuzak geliyor senin de söylediğin gibi. Ama orada yetenek kullanıldı. Tuzağın farkına vardılar. Phenomenal'ın da bir Nautilus ultisi var bu arada. Kritik ultilerden bir tanesi. Şimdi Ejder'e başladılar. Ejder seri bir şekilde düşüyor. Sıçrayla birlikte Like'ı hamleyi yaptı. Rakibini yakalamaya çalışıyor. Karva kullanılan bir ulti var. Nautilus'a girecek. Düşen Ersin oldu. Ersin düştükten sonra Phenomenal'ın da üzerine gidecekler. Arada Karva'ı da erittiler. Osman da çıkmak zorunda. Bayonetta kovalamaya devam ediyor. Şu ana kadar hasar yetmiyor Beşiktaş'ta. Ejder'i de aldılar. Bayonetta burada skoru alacak. Ceyrus'un da üzerine gidecek ve Beşiktaş yine bir takım savaşını kazanan taraf oldu. Ceyrus'u da yakalayacak burada Bayonet'te. Ceyrus'un yapabilecek hiçbir şeyi yok. Prangalar tuttu. Cehennem prangasından kaçmaya çalışıyor ama Ceyrus'un hasarı şu an çok yetersiz. Yetmiyor. Yetmiyor. Takım savaşında da yeterli olmadı. Fenomenal alınacak skoru.
yapabileceği çok fazla bir şey yok burada. Oyunu bitirmeye halde gidiyor, oyunu bitirmeye evet gidiyor Beşiktaş. Işından da geldi geldi buraya Beşiktaş. Yani inanılmaz bir geri dönüş hikayesi Beşiktaş'tan bu karşılaşmada. İki tane çok kritik savaş var. Ve karşılaşma bu savaşların sonunda kazanılıyor. Beşiktaş durumu 2-0'a getiriyor Wildcats. Favori dedik.